Türkiye'de de çok önde gelen birçok ismin yine Sabetayist olduğu, o soydan geldiği söylenir. Şimdi Sabetaycılar iki kısma ayrıldılar. Sabetay Sevi'nin isteği üzerine bir kısım Şam'a gitti, yerleşti. Bir kısım Selanik'te kaldı. Bu Selanik'tekiler, harp okulunu bitirenler, başlattıkları genç Türkler harekatını devam ettirdiler. Nitekim Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di. Çünkü Enver Sabetayist değildi. Şimdi bu yazılmayan tarihtir. Bu konuşulmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Çünkü anlayışlarınıza aykırıdır. Türkiye'yi Sabetayistler kurdu. Başka bir deyimle 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Türkiye'yi Sabetaycılar kurdu. Atatürk'le beraber. Atatürk Avrupalıydı. Türkiye'yi Avrupalıştırmak istedi. Onun için bugünkü vaziyete geldik. İntikam.